Bademcikler bölgesinin kanserlerine düşünecek olursak, geçmeyen bademcik üzerinde genellikle tek taraflı bir ülserin ortaya çıkması hemen daima ağrısızdır. Hemen daima ilk günlerinde belirti vermez. Veya diyelim ki bir sirkeli turşu gibi veya alkollü bir maddenin alındığı takdirde hafif bir yanma meydana getirebilir. İlk aşamalarda beyaz bir leke, bir ülser dediğimiz bir yara halinde şeklindedir. Aslında görmesi çok da zor bir alan olmadığı için direkt muayene sırasında dikkat çeker. İhmal edilmesi durumunda hemen çok yakınında önemli organlar vardır. Yani yumuşak damağa yayılabilir, dil köküne yayılabilir, yanak bölgesine yayılabilir. Ama geçmeyen bir yara, tek taraflı bademcik üzerinde olan bir kişide, örneğin çenesinin hemen çene köşesinin altında boyunda bir şişlik belirmesi, işte boyuna da yayıldığı ve boyundaki lenf bezlerini de tutmaya başladığının göstergesidir. Dolayısıyla burada önemli vurgulamamız gereken genellikle tek taraflı bademcik üzerinde bir büyümeye neden olan veya bir oluşan yaranın, ülserin giderek büyüyor olması, yani düzelmiyor olması ve beraberinde zaman içerisinde boyunda, çene altı boy bölgesine denk gelen kısımda şişliğin, yani lenf bezlerinin ele geliyor olması mutlaka ve mutlaka önemsenmelidir. Veya eskiden bademcik üzerinde görülmüş olan bir yaranın küçük dile, yani yumuşak damağa doğru yayılım göstermesi, dişlere veya yanağa doğru yayılım göstermesi nin mutlaka dikkat çekmesi gerekir. Burada asıl önemli olan ağrısız oluşumlardır ve boyunda, çene köşesinde, çene altında, alt çenenin altındaki boyun bölgesinde şişliklere neden olur, lenf bezleri büyümelerine neden olur. Bunun en kısa zamanda hekim tarafından, kulak burun boğaz hekimi tarafından değerlendirilmesi gereklidir.